Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Ege'nin hatta dünyanın incisi güzel Marmaris'in Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz Halk Arenası canlı yayınının 3. bölümüyle huzurlarınızdayız. Bizi bu güzel ilçede sizlerle buluşturan 3 dönemdir seçilen değerli belediye başkanı Sayın Ali Acar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'de her gün kimilerinin meczup, kimilerinin ise özellikle ekranlara peş peşe çıkartıldığını ve bir gündem saptırması yaratmak için konuşturulan bazı kişilerin, işte kadınlarla asansöre binilirse ve bu asansör çok katlı bir binanın asansörü ise, hele hele bir arıza olursa orada halvet durumu ortaya çıkabilir. Efendim, battaniye tahrik edebilir, değil mi? Yorgan şöyle yapabilir. Çok affedersiniz, ananın bacının kolu da tahrik edici olabilir. Nuh Sultan efendim cep telefonuyla oğlunu aramıştı tufan sırasında. Google'ı Abdülhamit Han icat etti falan gibi böyle bir nevi uydurma, bir nevi yoğun bakımı hatırlatıyorlar. Yoğun bakımı hatırlatan, daha doğrusu ülkemizin ne yazık ki bir tımarhaneye döndüğü izlenimini veren, konuları bir tarafa bırakarak asıl gündem maddelerini konuşmak istiyoruz. Yani Türkiye'nin meselesi nedir? İşsizliktir. Türkiye'nin meselesi nedir? Terördür. Allah belasını versin. Yıllardır uğraştığımız, canlarımızı feda ettiğimiz, işte daha dün Afrin'de 8 askerimiz şehit düştü. 15 Mehmetçik'te yaralandı. Onları rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz, gazilerimize, acılı ailelerine, silah arkadaşlarına, ulusumuza, herkese başsağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz ve Mehmetçiğin başarılı olması için dua ediyoruz terörle mücadelesinde. Ve bunu bir vatan savunması olarak görüyoruz. Eğitim var. Yani Türkiye'deki eğitimin durumu bir felaket. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok trajik bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çocuklarımız ana dilde okuduklarını anlayamaz hale düşürüldü. Eğitim yapboz durumuna getirildi. Neymiş efendim? Bilgisayarla eğitim. Yani bu işin mucidi, Microsoft'un sahibi demiş ki klavyesiz eğitim felakettir, korkunçtur, denemeyin. Ama denediler. Ne oldu? Fiyasko. Yandaşların cebine trilyonlar gitti, onlar zengin oldu. 10 milyon dolar kaybetti. Ama çocuklarımız eğitim sefili haline geldi. Oysa bizim çocuklarımızın günahı değil bu. Bakın, en fazla yatırım yaptıkları genç öğrenci kesimi olan imam hatiplerin üniversiteye girme oranı ne yazık ki mevcut liselerde en düşük oran. O çocuklarımıza da çok büyük kötülük ediyorlar. Ekonomi sinyaller veriyor. Yani bunu ben konuşmaktan bile çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Çünkü ekonominin bozulması demek herkesin hayatının allak bullak olması demek. Ama görüyoruz ki fabrikalarımızı Cumhuriyet'in bütün dikili ağaçlarını sattılar. Sıra en sonunda şeker fabrikalarına geldi ve bizi nişasta bazlı şekerin her türlü taarruzuna, sağlığımıza yönelik her türlü kötülüğüne açık bir hale getirmeye yöneldiler. Bu neyi gösteriyor? Para yok. Para yok çünkü yaptıkları köprülerin, yolların, işlemeyen o güzergahların parasını müteahhitlere garanti etmişler, taahhüt etmişler, onları ödeyecekler. Dış borçlar gelmiş dayanmış. Bunları bizim konuşmamız lazım. Ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan? Şimdi efendim şeker üzerinden anlatacağım. Tamam. Türkiye'de hayvancılık niye bitti? Küspe yok. Küspe neden elde edilir? Şeker pancarından. Nerede elde edilir? Fabrikada. Peki Cumhuriyet'i kuranlar şeker fabrikasını nerede kurdular? Liselerde.
Atatürk ne yaptı? Çocukları önce şeker fabrikalarında çalışacak olanları önce okullarda seçtirdi. Sonra onları çıraklık eğitimine aldı. Sonra onları şeker fabrikalarına aldı. O şeker fabrikaları çalıştılar. Hayvan yemi olan küspeyi ürettiler. Ve hayvancılık Türkiye'de o dönem için müthiş bir şey. Türkiye'nin et ihtiyacını Türkiye kendisi karşılar hale geldi. Zaten meralar mahvoldu, yok oldu. Şimdi efendim o zamandan bu zamana geleceğim. Evet. O dönemde ne kurulmuştu? Bir sürü zirai donatım fabrikaları teknik olarak üretiyorlar. Kültürel araştırmalar, hayvan hastalıklarıyla mücadele merkezleri. Sonra biz son 15 yıl önce işte bu yaşadığımız süreçte ne gördük? Ya bunlara ne ihtiyaç var diyenleri gördük. Sattılar. Hepsini sattılar. Sonra ne oldu? Hayvancılığımız bitti. Çünkü ne oldu? Kars gibi bir yerde şeker fabrikasını sattılar. Niye sattılar? Çünkü Amerika'da nişasta bazlı mısır şekerini, şurubunu üretenler arkadaş pazar aç bize dediler. Yoksa sana borç vermeyiz dediler. Sonuç bugün etrafınızda kanser hastalığının nasıl yaygınlaştığını gözleyebiliyorsunuz değil mi? Ne yazık ki bu hastalığın pençesinde insanlarımız inim inim inliyorlar. İstatistikler patlamış durumda. Peki ben yaklaşık 300 tane telefon alıyorum her gün. 250'si çok üzülerek söylüyorum iş istiyor. Ne olur iş diyor. Bazen telefonda ağladığım oluyor. Bakın inanın bazı hanımefendiler arıyorlar. Onlar anneler aynı zamanda. Anlattıkları karşısında gözyaşlarımı tutamıyorum. Ama yapabilecek neyim var? Belediyeler diyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Yani hepsini toplasanız, bütün belediyelerimizi toplasanız, yani 100.000 kişi yoktur çalışan. Çıkmaz. Üstlerinde Sayıştay denetimi, belediye başkanlarımızın üstünde bu işçileri de çıkartın diye baskı. Ama sadece bende biriken CV sayısı 72.000. İş istiyoruz diyor. İş istiyorlar. İş bir insanın yaşam hakkı. Onu yaşam hakkından koparamazsınız. Bakın anlı şanlı şirketlerinin hani millete küfreden anlı şanlı şirketlerinin vergi borçlarını affedenler 70 yaşındaki annemizin, ninemizin su borcunu affetmedi, ninemizi götürdü, cezaevine koydular. 81 yaşında. Peki şimdi size soruyorum, biz bu duruma nasıl düştük? Biz bu duruma AKP eliyle düşürüldük. Biz tuzağa düştük. Neyimizi yitirdik? Hayvancılığımızı yitirdik, tarımımızı yitirdik, sanayimizi yitirdik. Şimdi şeker fabrikalarıyla ilgili isyanımızı anlamıyorlar. Çünkü ben turizmi de anlatacağım size. Bakın şeker fabrikalarıyla ilgili isyanımız şundandır. Eğer şeker fabrikalarını da kaybedersek geriye hiçbir şey kalmaz. Umudunu tüketen bir toplum haline dönüşürüz. O yüzden savunuyoruz. Bakın Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcımız, şeker fabrikalarını geziyor il il, milletvekili arkadaşlarımızla direniş yapıyor. O direniş aynı zamanda okulların direnişidir, eğitimin direnişidir. Andımızı kaldırdılar. Kaldırırken ne dediler bize? Ya ne gerek var kardeşim dediler ya. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan millet inşası için uydurulmuş bir şeydi. Kaldırıyoruz dediler. Toplumumuzun bir kısmı da alkışladı. Peki şimdi okullarda edilen andı biliyor musunuz? Hani o Rus büyükelçiyi vururken tek parmağını havaya kaldırıp cihat için and içen, yemin eden çocuk vardı ya, polis. İlk defa bir devlet memuru çıkmıştı böyle aramızdan. Bu eğitim sistemi üretti onu. Bugünkü eğitim sistemi üretti. Şimdi geleceğin o tür düşüncelerini de bugünkü eğitim sistemi üretiyor. Çocuklarımıza her sabah cihat andı içiriliyor. Cihat andı içiriliyor. Oysa o çocuklarımızın matematik öğrenmesini istiyoruz. PISA testlerinde, matematikte ne yazık ki sonuncuyuz. Yani çocuklarımız uluslararası yarışmalarda matematikte sonuncu.
Fen bilimlerinde sonucu. Çocuklarımız Türkçe konuşamıyor. Türkçe öğretmenlerle hiç sohbet ediyor musunuz? Okullarda nasıl bir sınıf geçme sistemi var? Ne diyorlar? Çocuğa not verebilmek için neyi iyi yaparsın? Türkü söylerim. Patlat bir türkü, yazdım, geç sınıfı. Buna düşmüş, bu duruma gelmiş bir eğitim sisteminden biz kurtulmak zorundayız. Ama içine düştüğümüz bu durumdan kurtulmak için AKP'den kurtulmak zorundayız. AKP'ye oy veren seçmenlerimize yalvarıyorum, onlara sesleniyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklar sizin ya da benim değil, bizim çocuklarımız. Biz kendi çocuklarımız için ne istiyorsak o çocuklar için de Allah daha fazlasını versin. Bunu talep ediyoruz. Ama çocuklarımızı kaybediyoruz. Biz size söz veriyoruz. Bakın, bu üç seçimi kazandıktan sonra en büyük reformu eğitimde yapacağız. Hemen ders kitaplarını yeniden yazacağız. Öğretmen yetiştiren kurumları yeniden ele alacağız. Ve okullarımızı yeniden laik, çağdaş, bilimin ışığında eğitim veren ve dünyayla yarışan çocukların yetiştirdiği okullar haline getireceğiz. Size söz veriyorum. Önceki gün öğretmenler geldiler. Daha doğrusu bir eğitim kurumu geldi. Elinde de bir rapor var. Raporu okuduğumda inanın ağlamak geldi. Boğazıma bir şey düğümlendi. Bunu ancak bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenler yapabilir. Öyle demiyorum. Bunu siz bunun için yapıyorsunuz demiyorum. Beni yanlış anlamasın. İktidara oy verenler de iktidardakiler de. Ama bunun adı cehalet. Bu bize kötülük. Onlar da bu vatanın evladı. Biz de bu vatanın evladıyız. Çocuklarımıza bu kötülüğü yapmamalıyız. Çocuklarımızı dünyayla yarışır hale getirmeliyiz. Çocuklarımız şehirleri yeniden yaratmalılar. İstanbul. Artık İstanbul'un İstanbulluğu var mı? Kim yok etti İstanbul'u? Cehalet. Cehalet. Biz cehaleti yenmediğimiz sürece, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük düşman dediği, cehaleti yenmediğimiz sürece hiçbir şey yapabilme şansımız yoktur. Onun için bakın size 5 yılda, 2019'da iktidarı ele geçirdiğimizde, aldığımızda, sandıktan biz çıktığımızda size yapacaklarımızı söylüyoruz. 5 yılda işsizliği sıfırlayacağız. İşsizlik diye bir problem kalmayacak. Çalışmak isteyen herkese iş vereceğiz. Söz veriyoruz. Bütün programları bizde var. Size söz veriyoruz. Her şey bizde var. Kooperatifler yoluyla tarım ve hayvancılığı yeniden ülkenin dinamosu haline getireceğiz. Size söz veriyoruz. Bakın İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Bey bir süt kooperatifi ve bir çiçekçilik kooperatifiyle neler yapıyor. Bakın Aydın'da Özlem Çerçeoğlu ne mucizeler gerçekleştiriyor. Bizi izleyin. Silivri'de dünyanın eser element, uçucu yağlar, tıbbi yağlar, aromatik yağlar harikası yaratılıyor. Bizim belediye başkanımız yapıyor. Bizi iyi izleyin. Biz Türkiye'yi ayağa kaldıracak, dünyanın gelişmiş 10 ülkesinden biri yapacak her türlü programı hem teorik olarak hem pratikte uygulamaya koymuş bir partiyiz. O yüzden size söz veriyoruz. İlk 5 yıl içerisinde işsizliği sıfırlayacağız. Terörü bitireceğiz. Size söz veriyoruz. Artık çocuklarımız tabutlar içinde bize gelmeyecek. Çocuklarımız bu ülkenin mutluluğuna ve refahına katılmak üzere fabrikalarda çalışacaklar. İşlerinin başında olacaklar. Size söz veriyoruz. Her bir çocuğumuz bir yabancı dili konuştuğu gibi matematik de konuşacak, fen bilimleri de konuşacak, felsefe de konuşacak, Türkçeyi de en güzel o konuşacak. Size söz veriyorum. Ve sizler çocuklarınız için yeni doğduğu anda götürüp okullarda sıraya sokmayacaksınız. Mahallede okul yok diye panik içinde oradan oraya koşturmayacaksınız. Ve biz size söz veriyoruz. İmam Hatip de olacak, fen liseleri de olacak, Anadolu liseleri de olacak. Çünkü o çocuklar bizim çocuklarımız. O çocuklar bizim olacak, dünyayla yarışacak. Size söz veriyoruz. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız. Geçenlerde İzmir'de bir gençle sohbet ediyorum. Dedi ki bana,
üniversiteyi ekonomi okudum. Üstüne sosyoloji okudum. Yani iki üniversite. Üstüne iki yılda İngilizce okudum. Yani yaklaşık 10 yıl yüksek öğrenim görmüş. Peki ne iş yapıyor bu genç biliyor musunuz? Taksi şoförü. Ben İzmir'de genel müdürlük yapmış taksi şoförlerine rastladım. Bilmiyorum belki ben rastlıyorum. Yok, tesadüf yok, oluyor. Çok yüksek. İzmir genç işsiz nüfusu bakımından Türkiye'nin birinci kenti. Evet, evet. Şimdi 3 milyon resmi rakamları söylüyorum. Gerçek bunun çok üstünde bana göre. 3 milyon 275 bin işsiz var. Bunun 828 bini yüksek okul mezunu. Üniversite mezunlarının oluşturduğu bu sayı toplam işsizlere oranla kıyaslandığında %27 olarak karşımıza çıkıyor. Ve o taksi şoförü bana İzmir'de bir üniversite mezununun bulabileceği işin satış elemanlığı olduğunu söyledi. Yani nereye başvursa satış elemanı olur musun şeklinde bir teklifle karşılaştığını ifade etti. Bu da bizim üretmeyen, sadece tüketen bir toplum haline getirilmekte olduğumuzu gösteren somut bir örnek. Ama değirmenin suyu tükenince, yani dünyadan sıcak para akışı kesilince ve inşaatla, rantla çevrilen bu çark ritmini kaybedince, o zaman böyle aksaklıklar, tıkanmalar, darboğazlar ortaya çıkıyor. Bir örnek vereceğim, hemen Özgür'e pas atayım. Tamam. İnşaat sektörü deyince aklıma geldi. 10 gün önce İnşaat Mühendisleri Odası'nın genel kurulu yapıldı. İzleyeniniz var mı? Takip edeniniz var mı? Evet. Odanın yönetimini ele geçirmek için Adalet ve Kalkınma Partisi korkunç bir kampanya yaptı. Korkunç bir kampanya. Ve biz çok da gönlümüzden geldiği kadar, yeteri kadar destek veremedik. Ama o dip dalgası, yani her şeyi değiştirecek olan, sizin yarattığınız enerji neyle o yarışı sonlandırdı biliyor musunuz? Oda seçimlerini 1500'e 100 Adalet ve Kalkınma Partisi adayının karşısındaki ekip kazandı. 1500'e 100. Toplum sorunu, halk sorunu çözmek için harekete geçmiş durumda. Müthiş bir dip dalgası geliyor. Buyurun. Evet, işsizlik, ekonomi, eğitim. Tabii tabii. Şöyle bir şeyle başlayalım. İlk başta bir şey dediniz. İşte bazı meczuplar, hatta sizin saydıklarınız hanımefendi katkı yaptı oradan. Şeyde yoğun bakımda yatan hastaların da ayrı işte olmuş. Yarı çıplak tamam. Olduğu için ayrı olması. Adam canınla uğraşıyor orada. Yani böyle son nefesini ya verecek ya kurtulacak. Orada, yoğun bakım o. Yoğun bakım hemşiresi, yoğun bakım doktorunun motivasyonu mesela. Düşünün yaşatabilmek için nelerle uğraşıyor. Ve birilerinin yoğun bakım deyince aklına ne geliyor? Ama esas mesele şu. Mesela geçen gün Akit TV'de meczup diye geçiyorlar. Biri çıktı dedi ki, yav dedi biz dedi işte saymaya başladı İstanbul'dan bazı yerler meclisi söyledi. Sizi dedi kesmeye başlasak dedi buralardan başlarız falan diye söyledi. Sonra AKP'nin sözcüsü Mahir Ünal çıktı bunu kınayan bir açıklama yaptı. Aman bütün köşe yazarları bunu alkışlamaya başladı. Ne kadar doğru bir açıklama yaptı. Aslında biz başlasak siz kimsiniz demiş Mahir Ünal bizi temsil etmez demiş. İşte bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Bir anda AKP o meczuptan öbür meczuptan arınabiliyor. Şimdi arınmamaları için bu hafta bunun üstünde biraz durduk ama bunu sürdürmek lazım. İsmet Paşa'ya sormuşlar. Paşam sürekli bir şeyi tekrar ediyorsun. Neden? Çiviyi bir kere çakmakla sokamazsın. Aynı yere devamlı vurmak lazım demiş. Bizim kusurumuz tekrarın gücüne inanmıyoruz. Genel Başkan harika şeyler söylüyor. Biz 2 gün, 3 gün süreyle bunu dinliyoruz. Ama bunu fabrikada, kahvede, köyde, sokakta, derste, okulda sürekli tekrar etmiyoruz. Şimdi AKP bunlara karşı dönüyor diyor ki, efendim bizi bağlamaz. 2 tane meczup biz de kınıyoruz. Şimdi 2 tane şey göstereceğiz. Birkaç tane fotoğraf. Şimdi bakın.
Bu beyefendi kim? Fesli Delikadir. Bu beyefendi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Bu buluşma 19 sene önce olmuş da tövbe istiğfar edilmiş, gömlek çıkarılmış, değişmiş değil. Bu buluşma bundan sadece 9 gün önce oldu. Hastanede ziyaret etti. Elini tuttu, gözüne baktı. O böyle parmağını kaldırdı. O Cumhuriyet'e meydan okuyan fesiyle ona bir şeyler söyledi. Bu adam kim? Bu adam 10 Kasım'da 9'u 5 gece Kenef'e gidin diyen adam bu. Fesli Delikadir'in kayıt altında inkar edilemez, yalanlanamaz sözleri. Bu adam kim biliyor musunuz? Hani bunlar çok milli ve yerli ya şimdi. Milli ittifaklar bilmem neler. Bu adam keşke Kurtuluş Savaşı'nı Yunan kazansaydı da şeriatta, hilafette dursaydı diyen adam. Bu adam 500 yıl Yunan'ı biz yönettik, bir kere yendik diye neden bayram kutluyoruz diyen adam. Bu adam Atatürk heykellerinin it leşi gibi yerlerde sürüklendiği günleri göreceğiz diyen adam. Bu adam Atatürk'e zerre kadar muhabbeti olan ne dirime, dirisine gelmiş, ne ölüme gelsin diyen adam. Onunla itibatım olmaz. Dirisine gitmiş, emin olun yarın ölse gitse tabutunun altına ilk girecek olan da yine bu adamdır. Bunu biliyoruz değil mi? Şimdi bak. Bizi ilgilendirmez diyor ya. Bakın genel başkanları. Bu yine Fesli Delikadir. Yanında giden meclis başkanı. Yanına almış kim? Eski Rize Belediye Başkanı. Birlikte gitmişler. Rize Belediye Başkanı hangi lafından hatırlıyoruz? Niçin Atatürk heykeline çelenk koymadın diye sorunca, bakın ata, biz ata, ite puta tapmayız demiş bu adam. Şevki Yılmaz. Şu anda partideki görevi belli. Bunun kankası ve birlikte gidip yine elini tutmuşlar buna. Kimse bize hikaye martaval okumasın. Bunlar o meczupları tutan, sırtını sıvazlayan, cebine parasını koyan, kendi yerine Atatürk'e ve Cumhuriyet'e küfrettirenlerdir. Bunu böyle görelim. Bir resim daha göstereceğim. O kim biliyor musunuz? Bu eli tuttuktan 2 gün sonra Adalet ve Kalkınma Genel Partisi'nin genel başkanı bir başka genel başkanın elini tuttu. Bakın. Bu da Devlet Bahçeli. Şimdi bunlar, bunu bütün seçmenimiz Atatürk'ü seven, kendine gerçekte milliyetçi diyen, kendini Cumhuriyet, Atatürk, vatan, millet sevdasıyla gören bütün seçmenlerimiz, vatandaşlarımız görsün. Bu eli tutanı 2 gün sonra elini verip tokalaşıp ittifak sağlayıp tam mütabıkız diyor. Devlet Bahçeli tam mütabık mısın? Hani bu diyor ya arada. Şimdi biz söyleyelim bakalım. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber? Bunu MHP'nin güzel üyeleri, insanları görsün. Vatandaşımız görsün. Kimler kimlerle ittifak yapıyor bilsin. Önüne gelene terörist diyen, önüne gelene vatan haini diyen, vatan haininin elini, Atatürk düşmanının elini, Yunan ordusunu tutup milli mücadeleyi kazanmaya üzülenin elini kim tutuyor? Gözüne kim bakıyor görsün. Ona göre karar verin. Biz de Atatürkçüyüz. Bu adam diyor ki zerre kadar muhabbet besleyen yanıma gelmesin. Yanına gidiyorsan ne yaptığın belli. Elini tutan da ortağı da belli. Ondan bunu bir görelim. Şimdi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı 2 gün önce bir laf etti. Dedi ki bir yerde yanlış yapmışız. İfadesini hatta şöyle okuyayım. Geçtiğimiz 15 yılda her alanda tarihi başarılara imza attık diyor. Eğitim, öğretim ve kültür konusunda geride kaldık. Bu konuda hep hayıflanıyorum. Demek ki bir şeyleri eksik yapmışız diyor. Önemli tespit. Önemli tespit. Eksik yapılan şey Sayın Genel Başkan Yardımcımın ifade ettiği gibi her sorunun başı eğitimdir. Hatta diyor ki
ortalama bir ilimizin yarısı kadar ülkelerde diyor. Ne sanatçılar, ne kültür insanları çıkıyor, bizde çıkmıyor diyor. Bir kere bir şey bildiği yok. Doğru, hani diyor ya eski Türkiye, yeni Türkiye. Bu sistemde PISA'ya giriyor çocuklar, çöküyor. Bu sistemde geldikleri günden beri 1'e 7 çocuk istismarı arttı. Kadına karşı şiddet %1450, 14,5 kat arttı. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz diyor ya, toplumu kapatıyor. 6 yaşında çocukları birbirinden ayırıyor. Otobüsleri, trombüsleri pembeye, maviye boyu ayrı ayrı yapıyor. Bu meczupları kendi adına her türlü hurafeyi meşrulaştırıyor, işine gelince yalanlıyor. Bir şeylerde yanlış yaptığı için başta eğitim ve toplumun bilinçaltına verilen mesaj, Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma, batılılaşma derken batı hayranı olma değil, onları yakalayıp geçme. Benim sözümle bilim bir gün çelişirse bilimden yana tavır koyun diye gençliğe vasiyet eden Atatürk'ün yaklaşımı bir yerde, bunlar tersine gitmeye çalıştıkları için çocuğumuzu da koruyamıyoruz, kadınımızı da koruyamıyoruz, dersleri de başaramıyoruz, icatlarda da bulunamıyoruz. Dışarıya bağımlı olmadan yüksek katma değerli bir şey üretip oradan ülkeye bir katkı da sağlayamıyoruz. Ama diyor ya, yarımız kadar ülkeler ne sanatçılar çıkardı. Ya sen son 15 yılda bunları yapamıyor olabilirsin. Ama bu ülke suna kanı çıkardı, bu cumhuriyet. Bu cumhuriyet İdil Biret'i çıkardı. İstediğin kadar şeytanlaştır. Bütün dünyanın her yerinde 1,5 yıl önceden biletleri biten, salon balkon ayakta alkışlanan Fazıl Çay cumhuriyetin evladı. İstediğin kadar şeytanlaştır. Bu cumhuriyetin ürünleri ortada. Yaşar Kemal'i ortada. Bazı sözlerine kıssak da bütün dünyanın 40 tane dile çevrilmiş Orhan Pamuk'u ortada. Müjdat Gezen ortada. Bu Nazım Hikmet dünyanın bütün dillerine çevrilmiş, her dilinde tadından yenmeyen, dinlemeye doyulmayan Nazım Hikmet ortada. Ama reddi miras. Biz cumhuriyette yapmadık reddi mirası. Biz devri sabık yaratmadık. Bir ülkenin büyüklüğü kurucu babalarına laf etmemesiyle ölçülür. Bunlar kurucu babalarına laf ediyor. Biz aslında bir yandan işgal altındayken Amerikan mandasını davet eden, İngiliz himayesinden medet umanların bile mirasını da borcunu da reddetmedik. O Abdülhamit dediği Abdülhamit'i biz şeytanlaştırmadık ama dünya kadar borcunu bu cumhuriyet ödedi. 33 yıl donanmayı Haliç'te paslandırdı. İngilizlerle Fransızlar kızmasın diye Libya'yı, Tunus'u, Kıbrıs'ı, Rodos'u, Ege'deki bütün adaları kaybetti. Sonra dönüyor dolaşıyor diyor ki adalar gitmiş, donanma 33 yıl Haliç'te durmuş. Adaların tamamı el değiştirmiş. Büyük bir savaştan sonra kurtarabildiğimizi kurtarmışız. Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapmışız. Utanmadan İsmet Paşa'ya adaları sen kaybettin diyor. Abdülhamit Hazretlerine de siz idam ettiniz diyor. İdam midam ortada yok. Hem cehalet paçadan akıyor, hem yalan sınır tanımıyor. Bir yerde yanlış yaptık dediği şu, bir yerde yanlışı yapanlar yaptı. Bunlar başa geldi. Geldikleri günden beri dünyadaki insanlık tarihinin doğal akışına direnerek Türkiye'yi bilimde, kültürde, sanatta, sosyal yaşamda ve eğitimde kendi bildiklerine geriye doğru götürmeye çalışıyor. Adamın niyeti şu: dindar ve kindar nesil yetiştirecek. Dininin ve kininin diyor. Kime kinlisin sen? Kime kinlisin? Sana kinli, bana kinli. İşte Akit TV'de çıkıyor adam. Bizim çok oy aldığımız yerlerden kesmeye başlayacaklarmış, kesecek olsalar bizi. Ama esas mesele şu: bir nesil yetiştirme hevesi var. Amacı belli ama yöntemi kendi amacına bile hizmet edemeyecek kadar çarpık ve eksik. Uğur Dündar ne diyor? Kendisi için açmış olduğu, ki kendisi için medet umduğu,
dininin ve kininin sahibi nesiller yetiştirmek için üzerine titrediği, her numarayı çektiği imam hatiplerin en çok müzdarip olan veliler, imam hatipte okuyan ailelerin velileri. Evet. Yitik bir kuşak yetiştiriyorlar. Okuduğunu anlayamayan, okuduğunu kağıda dökemeyen, yazamayan, basit hesapları yapamayan yitik bir nesil yetiştiriyorlar. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi hiç aldanmamış ve hiç aldatmamış bir parti olarak bu konuda da haklı çıkmanın acı bir hüznünü yaşamak zorunda kalıyor bunlara karşı. O yüzden çok basit bir şey söyledi Tuncay Özkan. Sorunun, onun söylediğini ben kendi ifademle söyleyeyim. Sorunun parçası ve sebebi olanlar çözümün parçası olamazlar. 6 tane bakandan istismar komisyonu oluşturduk diyor. 6 bakan. Ne yapacakmış 6 bakan? Çocuk istismarını durduracakmış. Peki 15 yılda %700 artarken bu çocuk istismarı, o 6 bakanın görev alanlarında yaptıkları yanlışlardan dolayı olmadı mı bu? Bütün dünyada zamanla önlenmeye, azaltılmaya dair istatistikler umutla takip edilirken bazı sorunları, %1400 artış nedir? %750 artış nedir? O yüzden sorunun parçası olanlar çözümün parçası olamazlar. Şikayet edilen ne varsa, başta yoksulluk, başta eşitsizlik, başta uğranan her türlü haksızlık. Benim evladımda yok, onda niye var? Benim evladım askerde, bunun çocukları neden bedelli yapıyor? Hep cenazeler, hep cenaze evleri, hep şehit evleri. O 8-11 tane daha şehidimiz vardı. Hepsini Allah gani gani rahmet eylesin. Başta hep söylediniz, ben de tekrar etmiş olayım. Hepimizin yüreği yanık. Bugün bütün Türkiye Sayın Genel Başkan'ın çağrısıyla bayraklarını astı, şehitlerine sahip çıkıyor. Ama o şehitler neden şehit? Atatürk yurtta sulh, yanında sulh dedi, üçlü bir saç ayağını koydu. Komşunun iç işlerine karışmayacaksın. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olacaksın. Devlet dışı unsurlarla temas etmeyeceksin. Yurtta sulh, cihanda sulh bu. Esad'ı Esed yapıp onu indirmenin hayalini kurdun mu? Suriye'yi parçalara ayırıp kendine göre birilerine emanet, hatta IŞİD'i bile o anlamda bölgesinin tepkili sinirli çocukları dedin mi? Şu anda bile ÖSO'yla, devlet dışı unsurlarla orada iş tutuyor musun? Sonra Suriye'de bir terör yuvası oluşuyor. Buna kimsenin itirazı yok. Türkiye elbette kendi güvenliğini alacak, itiraz yok. Afrin'e giden ordunun arkasındayız evlatlarımızın, itiraz yok. Ama o evlatlar oradaysa ve bugün 8'er 8'er şehitler geliyorsa, kimse kusura bakmasın, senin yine bir yerde yanlış yaptığın, Atatürk'ün politikasını terk edip monşerler diplomasi deyip dış işlerinde, işte önce Ahmet Davutoğlu, onun akıl hocalığında Recep Tayyip Erdoğan'ın sözde stratejik derinlik diye oradaki derin bataklığa orayı çevirdin, bizi de batırdın. Şehit geliyorsa da senin yüzünden geliyor kardeşim. Senin yüzünden geliyor. Bir tane daha gelmesin. Ama şehit evlerine bir bakıyorsun, sıva yok üstünde, hepsi biriketten. Camı olan şehit evi az. Ne, hep naylonla kapalı bilmem ne. Hep garibanlar. Hep garibanlar, evlatları sadece ve sadece işte uzman çavuş olabildikleri için. Gidin Osmaniye, geçmişte Fahri milletvekilliğini yaptığım yer. Geçti 7 tane milletvekilimiz. Adana'da ve Osmaniye'de kadın milletvekilimiz şehit ailelerini ziyaret ettiler. Bugün o 7 tane kadın milletvekilimiz, 7'sinin de suratı kireç gibiydi. Üstünden bir gün geçti, hala daha o şoktan çıkabilmiş değiller. Gittikleri geldikleri her yerde garibanlık, her yerde sefalet, evet. Her yerde üzüntü görüyorlar. Maalesef. Çünkü hep garibanın çocuğu ölüyor orada. Öbürü de geçmiş bilgisayar başına, eniştesi İHA'ları yapıyor. O da bilgisayar başından milli ordumuzla gurur duyuyor. Lan sen gitsene oraya, senden gurur duysun. Hadi bakalım. Garibanın çocuğu orada, milli ordumuzla gurur duyuyor. Hepsinin, bakın, hepsinin çocukları ya bedelli askerlik yapmış, ya çürük yapar almış, ya halen daha bir şekilde erteliyor. Var mı bir tanesinin çocuğu? Konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun oğlu silah altında kardeşim, silah altında. Bedelli askerlik bilmez miydi? Ondan
Bir yerde yanlış yaptık. Bunları Türkiye gibi bir ülkenin yönetimini bir sürü hatanın sonunda bunlara bırakmak suretiyle hepimiz yanlış yaptık. Bu yanlıştan hep beraber döneceğiz. Bu ülke dönecek. Ama herkes şunu bilecek. Terör de fakir fukaranın çocuklarının askere gitmesi, öbürünün bedel ödemesi de parayla bedel. Bizimki canıyla bedel ödüyor, onunki parayla, dekontla askerlik yapması da. Birinin evinde bulgur yokken öbürünün kahvaltı masasında 83 çeşit peyniri dizip de fotoğraf çektirmesi de bakanların. Ve bu garibanların sırtından geçinenlerin servetlerine servet katması da. Sen aldığın emekli maaşından gelir vergisi ödüyorken, sen aldığın asgari ücretten vergi ödüyorken bunlar manadasında şirket kurup ailelerine para kaçırtıyorsa, vergi kaçırıyorlarsa, bunların da eğitimde yaşanan her türlü sıkıntının da, İmam Hatip'teki öğrencinin babasının çektiği çilenin de çözülmesini istiyorsan, rengi olmayan iki şey, biri işçinin alın teri, biri ananın gözyaşı. Kürdü, Türkü, Alevisi, Çerkezi, Lazı yok bunun. Alın teri, alın teri tam karşılığını bulsun istiyorsan, analarında gözyaşı dursun istiyorsan, önce bu AKP'den kurtulacaksın kardeşim. Bunun için hep birlikte olacağız. En çok hep çalışacağız. Bu devri sonlandırıp yeniden bir demokrasi devrimini başlatmak için çok çalışacağız. Sandığımıza da, oyumuza da, geleceğimize de sahip çıkacağız. Bunun yolu bu, başka çaresi yok. Teşekkür ederim. Şimdi bazı çok önemli tarihi olaylar unutturulmaya çalışılıyor. Dün 1 Mart'tı. 1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi aslında bir yurtseverlik destanı yazdı. O dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal, ki şu anda kendisi yurt dışında Almanya'da tedavi görüyor. Buradan acil şifalar dilediğimizi ve en iyi dileklerimizi kendisine iletelim. Geçmiş olsun diyelim. Belki de programımızı takip ediyor orada. Sayın Deniz Baykal öyle bir konuşma yaptı ki YouTube'dan onu izleyebilirsiniz. Eğer o tezkere meclisten geçmiş olsa Türkiye şu anda örtülü bir işgal altında olacaktı. Tabii. Belki de parçalanmış olacaktı. 150 bin Johnny Mersin'den, Amerikan askeri Mersin limanından gelip Doğu Güneydoğu'da yerleşip Irak'ı oradan işgal edip Irak'taki 1 milyon Müslümanı öldürüp biz ortak olacaktık Müslüman kanının dökülmesine. Bizim topraklarımızı üst olarak kullanacaklardı ve Doğu Güneydoğu'da duracaklar. Bugün terör örgütlerine destek vermekle yapıyor. O bölge Amerika'nın kontrolünde olacaktı ve Deniz Baykal sadece kendi grubunu değil 99 tane AK Partili'yi de 20-20-20 Bülent Orunç oturumu yönetiyor. Mecliste 20 dakikanın üzerine bir dakikayı zor alırsın. 20 dakika konuşuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu şaşkın. Bizim grup büyük bir destek veriyor. Dönüyor. Süremi verecek misiniz diyor. Bir 20 dakika daha. 20 dakika Bülent Arıç. 20 dakika bitiyor. Şöyle bir bakıyor. Bir 20 dakika daha. Çünkü kendi grubu da böyle hiçbir itiraz yok. Ağzı açık dinliyorlar. 99 tane Adalet ve Kalkınma Partili 1 Mart tezkeresine bizimle birlikte hayır diyor ve sonuç şu. O büyük utanç yine yaşandı orada ama bizim topraklarımızdan geçmedi. Şu an işgal altında değiliz ama bir sonuç daha doğurdu. O 99 tane hayır oya veren AKP'linin hiçbir tanesi bir daha milletvekili olamadı. İşte Recep Tayyip Erdoğan, işte milli çıkarlar, işte milli duruş. Amerika'ya verdiği sözü tutturmayana yaptığı da bu. Ve o tarihte bugün bizim Suriye'de Mehmetçiğimizin şehit olma pahasına mücadele ettiği PYD ve YPG aynı yıl Suriye'de, Irak'ta faaliyete geçiriliyor. Yani emperyalizmin bugün Türkiye'nin karşısına çıkardığı beka tehdidi daha o gün uç vermiş oluyor. Ve eğer Türkiye'yi yönetenler Sayın Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun ve buna katılan 99 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin duyarlılığını değerlendirebilmiş ve orada işaret edilen tehdit ve tehlikeyi görebilmiş olsa
ve ona uygun bir politika geliştirmiş bulunsa bugün Türkiye ne bu beka tehdidiyle karşı karşıya kalacaktı ne de Mehmetçiklerimiz şehit olup yitip gideceklerdi. Sayın Deniz Baykal başta 22. dönem Cumhuriyet Halk Partisi grubunun tamamına yürekten bir alkışlayalım. Evet, alkışlayalım. Şimdi bu kitabı ellerim titreyerek aldım. Çünkü Tuncay Özkan bu anda stüdyomuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğum, gurur duyduğum değerli meslektaşım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Zulüm kitabında yaşadığı zulmü ve Türkiye'ye yaşatılan zulmü anlatıyor. 1 Mart tezkeresinin devamı aslında. 1 Mart tezkeresinin devamıdır burada anlatılan gerçekler. Ben sadece bir paragraf okuyayım buradan. Sizin hukukunuz dünyadaki hiçbir hukuk bir insanın vicdanından daha büyük değildir. Ben vicdanımın temizliğiyle burada dimdik duruyorum. Hayatımın sonuna kadar da dururum. Halk kitaptan çıktı. Sizlere de dağıtıldı sanıyorum bu akşam Halk Kitab'ın armağanları. Bir daha kaldırır mısınız lütfen? Evet, Halk Kitab'ın sizlere armağanı olan benim kalemimden çıkmış kitaplar bunlar. Vah ülkem vah, geldikleri gibi giderler ve ya Atatürk olmasaydı? Evet. Ya Atatürk olmasaydı, bizler belki yine burada olurduk ama manda ülkenin yurttaşları olarak bulunurduk ve adlarımız da... Siz Johnny, ben Julia. Evet, sizin belki adınız Julia. Farklı isimler olurdu ve Atatürk ne mutlu bize ki var oldu ve insanlık yaşadıkça da Atatürk ilkeleri var olacak. Ben kısacık son kitabımı da sizlere takdim edeyim. O halde biz anlatalım. Kırmızı Kedi yayın evinden çıktı ve bunun ilk imza gününü yarın saat 13'te belediyenin kültür evinde sevgili Marmarislerle birlikte gerçekleştireceğiz. İlk imza günü o olacak. Saat 13-15 arası belediyenin kültür evinde sizleri bekliyorum sevgili Marmarisliler. Ben maalesef döneceğim ama kitapla ilgili bir şey söylemek lütfen istiyorum. Lütfen söyle. Burada karanlık günlerimin dostları var. Sevgili Özgür, orada hocam var, Nurettin hocam. O günlerde çok da rağbette değildik yani. Gelip gidenler bilir. O karanlık günlerin içerisinde bize umutla Uğur Bey gelip sarılmışlar. Dışarının özgür o güçlü ışığını bizimle paylaşmışlardır. Tabii tabii size. Yani içeri girenleri kastetmiyorum. Gülay diyor ki biz de kapının önünde bekliyorduk diyor. Bütün arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sizlerin büyük bir kısmı. Hakkınızı helal edin. Biz de büyük hakkımız. Helal olsun, ne demek? Hakkınızı helal edin. Ne demek? O günleri yazmak bugünkü tıkanmış olan eğitim sistemine aynı zamanda bir açıcı etkidir. Yani okudukça Halk Kitap sağ olsun büyük bir katkı, büyük bir destekle hem bu yayının devam etmesini hem... Güzel de baskılar yapıyor. Çok güzel. Halk Kitabı bu anlamda çok destekliyorum. Kitabın geliri de örneğin Zulüm kitabının geliri de Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na gidiyor. Benimkiler de evet. Vefa Lisesi'ne gidiyor hepsi. Daha fazla. Siz de öğrencilere evet. Dağıtıyorsunuz. Evet. Buradaki temel sorun şudur. Nerede bulunduğunuzun önemi yok. Diken içinde, tel örgülerin altında olursunuz ama Mevlana'nın söylediği gibi gül gibi durursunuz. Bu karanlığın altında siz aydınlığı doğuracak olan güneş gibi durursunuz. Ben bu kitaplarla, bu mücadeleyle çok yakın zamanda 2019'da bu karanlığı Mustafa Kemal'in aydınlığıyla yıkayacağımıza ve Mustafa Kemal'in aydınlanma güneşini
bu toprakların üzerinden yeniden doğmasına tanıklık edeceğimize %100 inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Gülay Hanım, al, size... Tamam. Kesmedim değil tabii mi? Tabii, hayır efendim, buyurun. Şimdi sözü size vereceğim ama biraz önce eğitimden bahsettik ve eğitimin içine sürüklendiği sefil durumdan maalesef söz ettik ve bunun nedenlerini anlatmaya çalıştık. 28 Şubat davası devam ediyor. O dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz çok enteresan bir savunma yapmış. Şöyle diyor: YÖK'ün yaptığı düzenleme Genelkurmay'ın önerilerinin tam tersidir. Katsayı ile ilgili hep deniliyor ya, o katsayıyı Genelkurmay emretti ve YÖK karar aldı. Tam tersidir diyor. Bu konu o günden bu yana sürekli olarak Çevik 1 emretti, Gürüz yaptı yalanıyla istismar edilmiştir. Ayrıca yeni sınav sistemine ilişkin kararın alındığı tarih 30 Temmuz 1998'dir. İktidarda da Refah Yol değil, Anazol D vardır. Yani başka bir hükümet vardır diyor. Ve şöyle devam ediyor savunmasına, kısa bir bölüm okuyacağım. 5 Aralık 2003 günü YÖK Başkanlığından ayrıldıktan birkaç gün sonra bu davanın bir numaralı mağduru olarak gösterilen Tansu Çiller telefonla arayarak YÖK Başkanlığım sırasında yaptığım başarılı hizmet ve çalışmalarımdan dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. Ne gariptir ki bugün Tansu Çiller'in ortağı olduğu hükümeti cebren devirmekle suçlanıyorum. Aldığımız kararların hepsiyle gurur duyuyorum. Bugün de olsa aynı kararları alırdım. Türk milletinin geleceği, Türk varlığının bu topraklarda sürmesi için alındı o kararlar, demiş Kemal Gürüz. Şimdi birileri de 28 Şubat davasını göstererek hepsine en ağır cezalar verilecek. İşte o dönemin mağduriyeti diyor. Bugün İsmail'in tweetinde gördüm, İsmail Saymaz'ın tweetinde. Şu mağdurlar kimler, bize bir gösterin de bilelim diyor. Yani İbdaciciler, Hizbullahçılar ve diğerleri mi? Kim kardeşim bu? 28 Şubat'ın mağdurları kim? Ben 28 Şubat'ın mağdurunu bir programımızda açıklamıştım. Evet. Hatırlar mısınız? Azmeni tarikatı lideri Müslüm Gündüz'dür. Hakikaten mağdurdur. Yatak odasına kamera sokmuşlardır. Kim sokmuştur biliyor musunuz? Fethullahçı polisler. Fethullah'ın istihbarat polisleri. O zaman sormuşumdur hep gelen görüntülere. Kardeşim bu görüntüleri kim getiriyor? Bizim o yatak odasında ne işimiz var? Bizim kameramanlarımız, bizim muhabirlerimiz öyle şeyler yapamazlar. Hep söyledikleri şey şudur: İstihbaratçılar veriyor. Bugün o istihbaratçıların hepsi içeride. 28 Şubat'ı Fethullahçılar yaptı demeye korktukları için zavallı öğretim üyeleri, askerler dayak atmaktan bitap düştüler, yorgun düştüler ama hala 28 Şubat'ı onların üzerinden tepinerek bir yere götürmek isteyenler hala bunun hesabının peşinde koşuyorlar. Hakikati gizlemeyin. 28 Şubat'ta bu olayları yapanlar beraber yürüdüğünüz, kol kola gezdiğiniz Fethullahçılardır. Bütün o görüntüleri topluma getiren, sunan, onları pazarlayanlar içerideki Fethullahçı, istihbaratçılardır. Söylüyor muyorsunuz? Ben söyleyeyim. Tanık olduğum olayları da anlattım. Buradan tekrarlıyorum. 28 Şubat'ın gerçek yaratıcıları, 28 Şubat'la ilgili bütün o rezillikleri ortaya koyanlar içeride yatıyorlar. Amerika'da bulunuyorlar, birlikte yol yürüdünüz, onlara hesap sormaya korktuğunuz için bu askerlerle öğretim üyelerinden hesap sormaya çalışıyorsunuz, yapamazsınız. Milletin vicdanı kusar. Bu kadar söylemek istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Sayın Gülay Yedekçi'ye verelim sözü ve finali, bu akşamki Halk Arenası finalini Sayın Yedekçi ile yapalım. O zaman Gülay'dan önce bir iki bir şey söyleyeyim. Lütfen, Gülay'ın lütfen. Kapanışını lütfen. Zevkle izleyelim. Şimdi buraya geldik çok olağanüstü şartlarda ama yarın bir yerde olamıyorum buraya geldiğim için. Oraya bir selam yollamak lazım. Hem de bence çok önemli bir dayanışma hattı da olabilir Otluk'la. Yarın 20'ye yakın milletvekilimiz, parti meclis üyemiz Eskişehir'de Alpu'da olacak. Tepebaşı Belediye'mizin sınırında. O Eskişehir'i hırsı bitmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi oraya bir termik santral yapıyor. Kömüre dayalı. Kömüre dayalı ve Eskişehir'in, o güzel Eskişehir'in bağrına hançeri saplıyorlar.
Alpu diye biliniyor ama Tepebaşı Belediyesi sınırında. Aynen, katılıyorum. Hançer saplanıyor. Hançer saplıyorlar. Tepebaşı Belediye'miz odun pazarıyla dayanışmanda büyük şehirle beraber ve tüm grup arkadaşlarımız buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir büyük mücadele veriyoruz. Buradan hem orada bulunamadığımız için Alpu'yu, hem Manisa'nın Yırca köyünde büyük bir direniş. Sizi yolda telefonla dinlettiler bana Yırcalılar. Soma'da bir halk arenası yaptık açıkta demiştiniz. Bir tane de Yırca'da yapmıştık. Hatırladıkça tüylerim ürperiyor. Yırca'daki o köy meydanında. Nasıl kokuyordu değil mi? Ve o Yırca'daki o termik santrala hep birlikte engel olduk. Hiç olmazsa Soma'yı daha az tehdit edici 10 kilometre ileri başka bir yere gitti. Oradaki ağaçlarla. Burada Otluğa da söyleyelim. Ankara'daki sarayda, Otluk'ta engel olabilirsek olacağız ama olmadık. O yazlık sarayı da yaparlarsa 2019 seçiminden sonra Otlu'ya, TÜBİTAK'a ve bilim üretmek için destekleyeceğimiz kuruluşlara o sarayı da bağışlayacağız. Bu sarayda da kimsesiz. Burada yapmaya çalıştıkları sarayda da eğer yapmaya muvaffak olurlarsa onların bu saraydan denize 2019'dan sonra şehit çocukları, fakir çocuklar, çocuk esirgeme kurumuna bağışlanmış, devlete emanet olan çocuklar denize girecek. Bunlarınkiler değil, söz veriyorum. Bir de Alpu'yla ilgili efendim şöyle bir şey var. Yani orada bazı köylülerimizi kandırıyorlar. İstimlak edip 3.30 parayı ellerinden topraklarını alıyorlar. Onlar Antalya'ya falan göçmeye çalışıyorlar. O köylülerimize şunu anlatmak isterim. Şunu hatırlatmak isterim. O verdiğiniz topraklar artık yaşamayacak, ölecek. Orada artık o sizin hısımlarınız, akrabalarınız olan çocuklar kanserle mücadele etmek zorunda kalacaklar. Evet. Alpu'da sağlık bitecek, Eskişehir'de sağlık bitecek. Ne olur Eskişehir'e kıymayın, elinizin tersiyle itin gitsin bu düzenbazlar, itin gitsinler. Hiç onlara acımayın. Kendinize acıyın, Eskişehir'e acıyın, onlara acımayın. Onlar acınmaz. Bir de buradan yarın bir yere daha selam götürüyorum. Yarın saat 15'te Manisa'da bir şey yapacağız. Önce aileye taziyeye gittik. Sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne gittik. Ama ölümünde AKP'nin hepimizin isyan ettiği bütün politikalarının toplamı olan Hasan Sungur. Atanamayan bir öğretmen. FETÖ mücadelesinde at iziyle it izi birbirine karıştı diye, eskiden garibanlıktan çalıştığı fabrika kayyuma atanmış diye paralı sözleşmeli öğretmenlik yaparken o görevine son verilen, aldığı cep telefonunun taksitini ödemediği için haciz gelmesin diye bir fabrikaya giren, o fabrikada uzmanı olmadığı dev bir 400 tonluk büyük preste tecrübesizce çalıştırılan ve daha hızlı üretsin diye içeri el kol girdiğinde duruyor makina, gözlerine selabantların takıldığı şey, yara bantlarının takılarak sensörü iptal edilmiş bir yerde Hasan'ın belinden yukarısı suya dönüştü maalesef. Annesine, babasına, ailesine gittik. Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gittik. Yarın o cinayetin işleneceği fabrikanın önünde olacağız. 3'te toplanıp 3.30'da orada olacağız. Ve o iş cinayetinin hesabını sorarken Hasan'ın hazin hikayesinden de çıkardığımız derdi Türkiye'ye haykıracağız. Buradan size bir sürü selam getirdim. Sizin Hasan'a, bütün atanamayan öğretmenlere ve iş cinayetinde hayatını kaybeden herkesin ailesine sizin selamınızı da kuvvetli alkışlarınızla veriyorum. Ve böylece sıra Sayın Yelekçi'ye geldi. Programa gelmeden önce birlikteydik ve Eskişehir'in Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli hocamız Sayın Profesör Yılmaz Büyükerşen'i aradık. Acaba Dumlupınar için ne yapabilir diye sorduk. Çünkü Gülay Hanım ekibiyle birlikte Dumlupınar'a gitti ve oradaki yalnızlığa son verdirebilmek için elinden gelen tüm gayreti sergiledi ve sergilemeye de devam edecek. Bu haber fesli için, yani Atatürk'ün heykellerinin bir leş gibi sürükleneceği günler yakındır diyen o fesli için kötü bir haber. Çünkü Profesör Yılmaz Büyükerşen masrafını cebinden karşılamak koşuluyla Dumlupınar'a
bir Atatürk heykeli yapmaya gönüllü olduğunu söyledi. Buradan Büyük Erşen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Masrafını cebinden yaparak oraya görkemli bir Atatürk anıtı armağan edecek. Ve çok yakışacak tabii Dumlupınar'a diyerek sözü size bırakıyorum Sayın Yedekçi. Teşekkür ederim. Şimdi Dumlupınar'la da ilgili konuşmak istiyorum ama önce Eskişehir'den bahsetmek isterim bir iki cümleyle. Alp Ovası gerçekten çok kıymetli. Neden kıymetli? Eskişehir yaşanabilir kentler listesinde yıllardır ilk üçte, bu sene de ikinci sırada. Ve havası en temiz. Türkiye'nin havası en temiz, hatta Avrupa'nın havası en temiz üçüncü kenti. Yalnız Eskişehir'in bir özelliği daha var. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Ve bunun bir cezası olmalı diye düşündüler herhalde. Ve oraya bir insanları şöyle ikna etmeye gayret ediyorlarmış. Ben yaklaşık 10 gün önce Tepebaşı Belediye Başkanımızla beraber ziyaretlerdeydim. Ahmet Ataç Başkanımıza da buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Buraya geleceksiniz, iş bulacaksınız. İşte artık sizin işsizlik sorununuzu çözeceğiz diyorlarmış. Benim aklıma ilk milletvekili olduğumuz zamanlar geldi. İlk milletvekili olduğumuzda Zonguldak'ta 9 tane termik santral yapılacaktı yan yana. O zaman zannediyorum 10 kilometrelik bir hat üzerine yapılacağı söyleniyordu. Biz de hep beraber gittik 7-8 milletvekili arkadaş. Bir belediye başkanımızın odasındayken bir sürü hanımefendi, çoluk, çocuk, insanlar yanımıza geldiler. Hepsinin elinde ilaçlar vardı. Halk kanser olmuş. Kanser olmuş insanlar. Yani ve orada eski bir bakan bir toplantı yaptık. İşte bilgilendirme toplantısı vardı. Biz onun o gün yapılmamasını sağladık vesaire. Ama orada eski bir bakan şey dedi. Ben dedi burada başka bir santral daha yapılacaktı. Onun yapılmasını engelledim. Onu Samsun'a gönderdim dedi. Ben de artık beni tanıdınız herhalde. Sözümü esirgemem. Sayın Bakan Samsun'dakiler insan değil miydi dedim. Yani vatandaşı kanserle işsizlik arasında sıkıştırıyorlar. Vatandaşı ölümle işsizlik arasında seçim yapmaya zorluyorlar. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu ancak bir insana yakışmayan, insanlığa yakışmayan bir zihniyettir. Alp Ovası'na onlar santrali yapmak istiyorlar. Ama emin olun Eskişehirliler, Türkiye'deki gönlü vatan aşkıyla dolu olan çevreye, doğaya, insana saygılı insanlar biz. Yani buna izin vermeyeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Okluk'la ilgili bir çalışma yaptık. Sayın Genel Başkanımıza bu konuyla ilgili bir dosya da ilettik. Okluk'taki 40 bin ağacın kesilmesi kabul edilemez. Ama biliyorsunuz bunlar bir doların üstündeki yeşili seviyor. Başka da yeşil sevmiyorlar. Atatürk'ü de sadece paranın üstünde seviyorlar. Başka yerde sevmiyorlar. Ama kaldırmaya çalışıyorlar ama o kadar kolay değil o işler. Şimdi onunla da ilgili bir şey söyleyeceğim ama çok kıymetli Uğur Dündar'ın söylediği konu aslında hepimizin bildiği Türkiye'nin en güvenilir insanı olan, bu programları da büyük bir özveriyle Anadolu'nun her yerinde yapmaya gayret eden çok kıymetli Uğur Dündar sayesinde aslında biz Dumlupınar'a gittik. Kısaca bahsedeyim. Bir Gülay Yedekçi Hanım Evi grubumuz var. Evlere gidip kadınlarla görüşüyoruz ama herhangi bir siyasi parti ayrımı gözetmeden görüşüyoruz. Bir eve gidiyoruz, o kadın komşularını, akrabalarını, arkadaşlarını çağırıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partililerle değil, kadınlarla buluşuyoruz. Ve onlar da bir milletvekili nasıldır, neler söyler diye merak edip geliyorlar. Bir kısmını da partimize, Atatürk'e oy vermesi konusunda ikna etmeye gayret ettiğimiz çokça oldu. Şimdi o Gülay Yedekçi Hanım Evi grubu artık bir yönetim kurulu gibi bir şey de oldu yani sürekli gidip gelen arkadaşlar da oldu. Onlar da tabii bizim gibi Uğur Dündar'ı çok seven, sürekli takip eden kadınlar. O gün köşesinde de Dumlupınar'ı yazmıştı Sayın Uğur Dündar. Ve biz de çok etkilendik o yazıdan. O yazıdan etkilenip Dumlupınar'da bir etkinlik yaptık. Ama kadınlar işe el koyunca o etkinlik öyle sıradan bir etkinlik olmadı. Yaklaşık 70 ressamın resimleriyle katkıda bulunduğu uluslararası bir resim sergisi açtık Dumlupınar'da. AKP'li milletvekillerinin bile katılmak zorunda kaldığı çok önemli bir konferans dizisi yaptık Dumlupınar'da.
Değil mi Pınar'da şehitlikte düdüklü şehitlikte ziyarette bulunduk. Sonra da oradan geçen hızlı trenin Dumlupınar'da durması için, Dumlupınar'a da hayat vermesi için orada düdüklü bir eylem yaptık. Neden? Çünkü Dumlupınar'ı bir cumhuriyet kenti, biliyorsunuz Dumlupınar çok önemli bir yerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün orada kazanılan zaferin aslında hiçbir orada kazanılan zafer kadar hiçbir zafer bir zaferi müjdelememiştir. En net orası müjdelemiştir dediği yer Dumlupınar'dır. Onun için bunlar Dumlupınar'ı mümkün olduğu kadar yok etmeye çalışıyor. Nasıl? Orada bir Dumlupınar Üniversitesi var. Adını oradan alıyor. Dumlupınar'da meslek yüksek okulu yok. Düşünün. Yok. Şu anda yok. Nihayet bir karar aldılar. Nihayet aldılar. Dumlupınar ilçesi dışında bütün ilçelerde var ama Dumlupınar'da yok. Adliye yok Dumlupınar'da. Noter yok. Her şeyi olduğu gibi kapatmaya kalkmaya çalışıyor. Cenaze arabası bile yok. Cenaze arabası bile yok. Ama az önce Sayın Dündar'ın dediği gibi şimdi yoğun baskıya ve Sayın Dündar'ın el atmasına dayanamayıp kendisini Fahri Hemşire de ilan edecekler. Ettiler. Ettiler mi? Evet, bana o zaman edeceğiz dediler. Evet, onlar size çok sevgiyle bağlılar ve orada artık inşallah bir meslek yüksek okulu olacak. 2019'da açılacakmış ama. 2019'da faaliyete başlayacakmış. Böyle bir karar çıktı Dumlupınar Üniversitesi Senatosu'ndan. Öğretim üyeleri alınacağı açıklandı, duyuruldu. Ama bina yok. Evet. Şimdi Gülay Hanım o bina sorununu nasıl çözeceğiz? Beraber inşallah onun üzerinde çalışacağız. Ve halledileceğine inanıyorum. Zaten oradaki alana Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen bir Atatürk büstü verecek. Diğerini de ben el ele verirse Uğur Dündar Gülay Yedekçi bir şey çıkar diye bekliyorum. Buradan şimdi buradan Türkiye'nin belediye başkanları büyük, belki, büyük, iş adamları. Tabii belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksik olmasınlar. Evet. Ellerinden gelen gayreti sergiliyorlar. En başta Yeni Mahalle ve Çukurova belediyeleri olmak üzere Ankara Yeni Mahalle ve Adana Çukurova belediyeleri, onlara sonsuz teşekkürlerimizi tekrar tekrar gönderiyoruz. Bazı başka belediyelerde, örneğin Edirne Belediyesi bir cenaze arabası gönderdi. Ellerinden gelen katkıyı Tepebaşı Belediyesi Eskişehir'in yapıyorlar. Didim Belediye Başkanı bir gayret sergileyeceğini ifade etti. Seyit Torun Bey, yerel yönetimlerden sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. O da aynı gayreti devam ettiriyor. Ben buradan Türkiye'nin büyük iş adamlarına seslenmek istiyorum. Yani bugün eğer sizler büyük iş adamlarıysanız ki vergisini ödeyen her iş adamı Türkiye için bir zenginliktir. Bizim de desteğimizi gönülden alırlar. Çünkü üretime, istihdama katkı demektir büyük iş adamı olmak. Çok değerlidir ekonomimiz için. Ama hepimiz, onlar, biz, şu anda burada bulunan herkes her şeyimizi Dumlupınar'da kazanılan zafere borçluyuz. Bunu unutmayacağız. Evet. Ve Dumlupınar'a o değerli iş adamlarımızın ben bir yaraşır, o şana yaraşır bir yüksek okul binası yapacaklarından kuşku duymuyorum. Ve buradan da lütfen taşın altına siz de elinizi koyun. Ey büyük iş adamları, saygıdeğer iş adamları diyerek çağrımı yineliyorum. Evet. Şimdi buradan az önceki sorunuzla beraber şuna geçelim. Bu arada Dumlupınar'da önümüzdeki yıllarda binlerle, on binlerle, yüz binlerle inşallah Cumhuriyet Bayramımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı orada inşallah kutlayacağız coşkuyla. O kente sahip çıkacağız. Cumhuriyet kentleri ve Cumhuriyet kazanımları yalnız değildir. Bu çok önemli. Neden? Farkındaysanız AKP ile ilgili konuşurken hep Cumhuriyet değerlerine vurmaya çalıştıkları darbeden bahsediyoruz. Mesela işte ben mimarım. Mesela Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkmaya çalışıyorlar. Bir gün de isterseniz mimari yıkımlarıyla ilgili ayrıca. Çünkü çok büyük yıkımları var. İller Bankası, Atatürk Kültür Merkezi sürekli. Ama Türkiye Cumhuriyeti tabelasını tabelalardan kaldırdılar Türkiye Cumhuriyeti adını. İşte biliyorsunuz bakanlıkların isimlerinden, kurumların üstünden kaldırdılar. Stadyumlardan isimlerini kaldırdılar. Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in isimlerini stadyumlardan kaldırdılar. Caddelerden ve sokaklardan kaldırdılar. Meydanlardan da kaldırdılar. İstanbul'da uluslararası Atatürk Havalimanı var. Orada metro geçiyor. Metro havalimanı diyor. Atatürk Havalimanı demiyor.
Şimdi Atatürk Havalimanı'nı toptan kaldırmayı planlıyorlar. Biz de ileride inşallah açıklanacak. Orası için çok güzel bir proje yaptık. Oranın Central Park benzeri bir park olması için de Atatürk Uygarlık Kütüphanesi'nin olduğu ve içerisinde bilim ve teknolojinin çalışılabileceği, gençlerin olabileceği bir alan ama tabii pist izlerinde kurulduğu projesini ben çizdim. Mimarlar Odası'ndan da onaylattık. Bir çalma olayı olmasın diye ilerleyen zamanlarda inşallah Sayın Genel Başkanımız açıklayacak da projeyi. Ama Atatürk'ün adını oradan silemeyecekler. Hiçbir yerden silemeyecekler. Her yerden sildiler diyelim ki. Gönüllerden silebilecekler mi? Atatürk'ün ismini. Bu ülkeyi, bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurmuştur. Bunu değiştiremezler ama 4 artı 4 artı 4 sistemine geçtiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun muhalefetine karşı. Oradan bir rakam okumak istiyorum size. Orada özel okullara geçildi. Özel okullara kaç oranında geçildi? Sadece onu rakam olarak söyleyeceğim. Özellikle okul öncesi eğitim okullarında %35. İlkokullarda %40. Ortaokullarda %72. Ve liselerde tam %182 artış görülmüş. Ve devlet okullara bugün temizlik yapacak müstahden bulamazken özel okullara bakın 2016 yılı verisi var elimde. Özel okullara giden 315.586 öğrenciye eğitim desteği adı altında aslında okulların sahiplerine yapılıyor bu yardımlar biliyorsunuz. 2860 lira ile 4000 lira arasında yardım yapılıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Fakirsen okuma, zenginsen zaten ben seni desteklerim demek oluyor. Bu ne demek oluyor aslında? Zengin çocukları bir hatta iki belki de üç yabancı dil okuyabilecek okullara gidebilecekken fakirsen çocuğunun tuvalette lavabosu üstüne düşsün ve öl demek oluyor aslında. Hatırlıyorsunuz değil mi o çocuğumuzun ölümünü? Bu ülkede çok ciddi problemler var ve bu problemlerin büyük kısmını bilerek ve bence bu benim fikrim sistematik olarak yapıyorlar. Ve tek gerekçe var Cumhuriyeti yıkmaya gayret etmek. Cumhuriyetin yıkılmaması için bizim yapmamız gereken şey eğitim sistemine sahip çıkmaktır. Eğitim sistemine nasıl sahip çıkabiliriz? Biz okullarda bugün öğretilmemeye gayret edilen, din derslerinin sayısını artırıp felsefe derslerini azaltan, yabancı dil derslerini azaltan anlayışın karşısında kendimiz çocuklarımıza nutuk okutacağız. Atatürk'ün hayatını okutacağız. Devrimlerini okutacağız. İnkılaplarını okutacağız. Ve unutturmalarına izin vermeyeceğiz. Niye biliyor musunuz? Aslında bizler, bu ülkede yaşayan, az önce elinde pankart açan gençler, Japonya'daki gençlerden daha az akıllı değil. Bu ülkedeki bilim insanları, Amerika'daki bilim insanlarından daha az yetenekli değil. Sadece imkanları, şartları yok. Ve biz neler yapabileceği unutturulmaya çalışılan bir memleketiz. Biz çeşitli televizyon programlarıyla kafasına başka şeyler enjekte edilmeye çalışılan bir toplumuz. Biz buna karşı duracağız. Ve çocuklarımızın artık uluslararası raporlarda %50'sinin okuduğunu anlayamayan, kendi dilinde okuduğunu anlayamayan çocuklar olmasını istemiyoruz. Bizim çocuklarımız da en az Almanya'daki çocuklar kadar akıllı ve zeki. Peki neden? Sistem yanlış, sistem bozuk. Bugün bütün okulları İmam Hatip Lisesi'ne çevirdiler. Türkiye'de bu kadar çok İmam Hatip mezununa ihtiyaç var mıdır? İmam Hatip'ten mezun olduysa din adamlığı görevini yapacak. Ne yapıyorlar? Üniversite sınavına giriyor çocuklar, girsinler çok güzel ama orada da kazanamıyorlar. İddia ediyorum, bugün Türkiye'de AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren, CHP'ye oy veren ya da hiçbir siyasi partiye oy vermeyen hiçbir veli eğitim sisteminden memnun değil. Bir tane veli getirin bana. Eğitim sisteminden memnun olsun. Hiçbiri memnun değil. Neden? Çünkü sistemi çökerttiler. Bir ülkeye bir kötülük yapmak istiyorsanız ilk önce eğitim sistemini yıkmaya gayret edersiniz. Biz güçlüyüz diyoruz ya. Neden güçlüyüz? Biz çünkü okuyan, öğrenen, araştıran ve her zaman için bilimi taraf tutan bir görüşe sahibiz. Biz dünyada üçüncüyüz biliyor musunuz? Çocuk tecavüzlerinde dünyada üçüncüyüz.
Bilimde, teknolojide, fende değil. Yapay zekadan bahsedemiyoruz çocuklarla ilgili. Robot teknolojisinden bahsedemiyoruz çocuklarla ilgili. Türkiye'de 23 milyon çocuk yaşıyor. 2 metrekare oynayacakları alan yok bizim çocuklarımızın. Biz bunları konuşamıyoruz. Biz çocuklarımızın oynayarak mı daha çok öğrenebileceğini, Finlandiya tipiyle mi daha iyi eğitim alabileceğini konuşamıyoruz. Biz neyi konuşuyoruz? Bu sapıklardan çocuklarımızı nasıl koruruz? Onu konuşuyoruz. Neden? Biz bu zihniyete mahkum değiliz, değiliz. Biz bu anlayışa mahkum değiliz. Bugün her zaman, her yaptıklarında bir şekilde zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkmayı başaran AKP hükümetine buradan seslenmek istiyorum. O kadar kolay değil. Her şeyi yapıp yapıp sonra aslında benim bir suçum yok. Bak onlar yaptı. İşte o meczup da o öyle söyledi. Öbürküsü de zaten bizimle hiçbir alakası yok. Partimizle de hiçbir organik bağı yok deyip kenara çıkamazsın. 9 yaşında çocuk evlenebilir diye internet sitesine yazan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında bugün sen oturuyorsun sen. Sorumlu sensin. İnternet sitesine onu yazdıysa senin görevin onu denetlemektir. Senin bugün çocukların okuduğunu anlayamıyorsa onu değiştirmek senin görevin, senin. Bugün senin öğretmenlerin binlerce, yüz binlerce bizim öğretmenlerimiz atanamayan öğretmen varsa ve bu öğretmenler iş kazalarında hayatını kaybediyorsa ya da uzman çavuş olarak askere gitmek zorunda kalıyorsa ve bir polis ya da olmak zorunda kalıyorsa, yani öğretmenler kendi işini yapamıyorsa, çocuklarıyla buluşamıyorsa bunun sorumlusu sensin sen. AKP zihniyetidir bunun sorumlusu. Ve biz artık AKP zihniyetine gereken cevabı vereceğiz. Ve diyeceğiz ki artık dur, buraya kadar. Buraya kadar bitmiştir ve biz Aydınlık Türkiye'yi beraberce kuracağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Sayın Mesut Parlağan, değerli bir bilim insanıdır kendisi. Ayrıca sözcü yazarıdır. Paylaştığı Bertolt Brecht'e ait bir mesajı ben de buradan duyurmak istiyorum. Diyor ki Brecht, mücadele eden yenilgiye uğrayabilir. Mücadele etmeyense zaten yenilmiştir. Evet. Bir meslektaşım, şu anda işsiz olan televizyoncu, değerli kardeşim Korcan Karar, bizim bir sevincimizi yinelemiş. Bugün Bekir Coşkun tekrar yazmaya başladı biliyorsunuz. Bunca acı arasında sevindirici bir haber olarak bunu ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi ki geldin tekrar sevgili Bekir. İyi ki yendin o hastalığı. İyi ki o muhteşem kaleminle varsın. Kalemin asla tükenmesin. Eğer mümkünse, yani ben yeterince yaşadığımı düşünüyorum. Allah benim ömrümden alsın, sana versin. Haftaya Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı, kitapları satış rekorları kıran benim değerli kardeşim Yılmaz Özdil ve Türk tiyatrosunun duayeni, tarihin bize en büyük armağanı, 135 yaşında olan büyük usta Müjdat Gezen'le birlikte Silivri'de olacağız. Biraz önce sevgili Tuncay'ın başarılarından övgüyle söz ettiği Silivri Belediyesi'nin konuğu olacağız. Çok güzel bir halk arenası gerçekleştirecek. Geliştirdiği model inanılmaz Silivri Belediye Başkanımızın. Benim çocukluğumun geçtiği yer. Yerler, dedem oralı, köyü oranın bir köyünden. Çocukluğumun bütün yaz tatilleri orada geçerdi ve şeker pancarının ne kadar üretiminin değerli olduğunu bilirim. Bir de mangalda ya da ocakta o közler küle dönüşürken gömerdik şeker pancarını. Lokum gibi bir lezzetle pişerdi, yerdik. Onun tadını hiçbir zaman unutamadığım. Şimdi dağ taş çiçek Uğur Bey. Şeker pancarı. Şimdi de dağ taş çiçek. Ne güzel. Ne güzel. Silivri çiçekler içinde. Cezaeviyle anılmasın, belediyesinin başarılarıyla anılsın. Bravo. Silivri'deki cezaevinde inşallah zamanı geldiğinde demokrasi müzesi olarak, evet, Türkiye'nin kültür hayatına katacak. Peki.
Ben bu akşamki programdan çok memnun kaldım. Yeni bir konuşmacı ile sizi tanıştırdım. Zaten takip edenler biliyorlar. Sayın Gülay Yedekçi ile. Sevgili Tuncay Özkan, o kadar yorgun, yoğun bir tempoda çalışırken unuttu yorgunluğunu, koşa koşa geldi. Değerli Özgür Özel, bütün gün adeta bir tek kişilik ordu gibi çalıştıktan sonra programımızın ikinci bölümünün ortalarında bize katıldı. Bu özverili davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz sağ olun, var olun. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi de var. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki Uğur Dündar var. İyi ki Halk Televizyonu var. İyi ki bu tecrübeniz de bizimle beraber. Sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ali Acar, size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgiyle kalın. Halk Televizyonu'na teşekkür ediyoruz. Sözcü.com.tr'ye bizim yayınımızı sizlerle paylaştığı, an be an duyurduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Sözcü'de var. İyi ki Atilla Köprülü oldu.